Başarıyız, başarıyız, durmayız. Çünkü biz hızlı ayaklarız. Birlikte çalışırız. Çünkü biz hızlı ayaklarız. Çünkü biz inandık kendimize. Gözümüz tam hedefte. Başarıyız, başarıyız. Planlı olmak. He? He? Ali benden önce mi kalkmış? Şuna bak. Günaydın. İyi sporlar. Ali, Ali kalksana. Ne işin var senin burada? Ali, Ali. Yok, bu böyle olmayacak. Ay. Gerçekten tüm gece orada mı uyudun? İnanamıyorum. Ne yapayım? Akif Hoca'nın dedikleri hala aklımda. Ben de gittim sabaha kadar spor yaptım. Ne zaman uyudum onu bile hatırlamıyorum. Evet fark ettim. En son rüyanda koşuyordun. Çok havalı değil mi? Yorgunluktan uyuyakalana kadar spor yapmak. Bu böyle olmaz. Planlı olursan kocaman gibi sağda solda uyumazsın. O ne? İşte 30 güne ayırdığım programım. Hangi gün, hangi saatte ne yapacağım bellidir. Aslında haklısın. Ben de program yapmak istiyorum. Hoppa. Güzel havayı mı değerlendiriyorsunuz? Onu da yapıyoruz tabii. Bana program yapıyoruz. Gelsene, sen de yardımcı olursun. Çizgilerin yamuk olmasını... İstemeyiz. Bu ok da bir türlü yerinde durmuyor maalesef. Ben artık gideyim. Haftanın 5 günü her sabah koşu ve ip atlama. Günde 5 öğün beslenme. 3'ü ana, 2'si ara öğün. Protein ağırlıklı. Harikulade. Bu programdan sonra belki Akif Hoca'nın gözüne girebilirim. Akif Hoca beni övünce Ali nasıl bozuldu gördünüz mü? Akif Hoca Hasan'ı neden bu kadar tutuyor bir türlü anlamıyorum. Kendini benimle bir tutuyor galiba. Büyük bir hata. Ali de yetenekli aslında. Çünkü Hasan çok yetenekli bir sporcu. Aynen öyle. Bunun için yetiştirilmiş zaten. Neyse ne. Tüm öğrencilerin dikkatine. Antrenman sahasına bekleniyorsunuz. Yeni bir antrenman stili geliştireceğiz. Nasıl çalışacağız acaba? Bugünden sonra tüm sporcular haftada bir gün ikili gruplar halinde birbiriyle yarışacak. Müsabakalar birbirini tamamlar şekilde olacak. Çok çekişmeli olacak. Sizin başarınız veya başarısızlığınız arkadaşınızı da etkileyecek. Yandık.
Yarışmanın ayrıntıları duyuru olarak kapılarınıza asılacak. Hazır ol Ali. Ben çoktan hazırım. Takımlar belli olmuş. Hasan, Zeynep ve İbrahim'le aynı takımdayız. Hadi herkes çalışmaya. Evet, herkes çalışmaya. Hadi bakalım, tembellik yok. Kendimizi kanıtlamak için iyi bir fırsat. Hasan'ı rekabet için değil yani, öyle mi? Aklımdan bile geçmedi. Ne alakası var? Herkes yerini alsın. Dikkat et de geride kalma. Siz okçular hedefi 12'den vuracaksınız. Metin'in dediği doğru. Ayrıca koşucularımız 2 kişi olacak. 2 kişilik bir bayrak yarışı yani. Ama hocam... Yarışa Ali ve Sevde başlayacak. Hocam... Hedef tahtasını 12'den vuran öğrenci... ...tenis sahasında bekleyen arkadaşına... ...başlama komutunu vermiş olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Elinden geleni yap. Yarışı biz kazanacağız Ali. Aynen öyle. 3, 2, 1. Dedin dur, işte başarıya giden yol budur. Sağlıklı beslen, hep spor yap. Sabah erken kalk, zamanında yat. Serimizde çok sıkı çalışırsak, dostlarımızla iyi anlaşırsak, önce kendine güven, gerisi gelir. Zorluklar teker teker geçilir. Yazık sana. Durmak yok. Yazıkız sana evde. Azim ve çok çalışmayla bir numara oluruz. Durmak yok. Gözümüz sabede, kim durabilir ki bizim önümüzde? Üç azim ve çok çalışmayla bir numara oluruz kolayca. Gün gelir ve gün geçer, hayallerin gerçekleşir. Hayalini kurduğun hayat önündedir. Çok çalışmayla, iyi ahlakla. Belki bugün değil ama yarın elbet senindir. Bizim çocuklar bugün çok çalışıyor. El ele verip engelleri aşıyor. Ülkemizin gururu olacaklar. Bayrağımızı göklerde dalgalandıracaklar. Gözümüz sabede, kim durabilir ki bizim önümüzde? Üç azimle çok çalışmayla bir numara oluruz. Durmak yok. Gözümüz sabede, kim durabilir ki bizim önümüzde? Üç azimle çok çalışmayla bir numara oluruz. Evet. Kolayca. Bey takımı kazandı. Ne olurdu sanki biraz daha erken gelseydin. Takımca kaybettik.
Akif Hoca sadece beni yarıştıracaktı. Senin yüzünden kaybettik. Ali ile Sevde aynı anda bitirdi. Madem öyle daha hızlı koşsaydı. Hadi gidelim. Çok saçma. Kendi başarısızlığını sana yıkmaya çalışıyor. Ben şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kararlı olmak. Birebir oldu. Şimdi engelleri teker teker aşma zamanı. Avrupa Şampiyonası için ülkemizi temsil edecek sporcular belirlendi. Bir gün o kalede biz de olur muyuz Hasan? Yeterince çalışırsak oluruz. Annem ne kadar gurur duyar benimle. Şimdiden komşulara oğlum bir gün Yaşar Doğu gibi bir efsane olacak diyormuş, düşünsene. Hayal kurmak yerine gidip biraz antrenman yapalım. Hop. Ay, oh, oh, ay, oh. Of, çok yaklaşmıştım. Yarışın kazananı kocaman. Nasıl yendi seni kocaman, kocaman, kocaman? Engelli koşu göründüğü kadar kolay değilmiş. Hızlı olmak yetmiyor. Engelleri aşmakta zorlanıyorum. O halde sen de engelsiz koş. Haklısın sanırım. Sevdi'nin anlattıkları işe yaramadı galiba. Halbuki engelli koşu için kolay demiştin. Engele takılmadıkça kolay. Engele takılmadıkça kolay. Hazırım. Geriye doğru say. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3'ten geriye saysan daha kolay olmaz mı? O halde hazır mısın? 3, 2, 1. Basta! Vay! Gerçekten de çok hızlı. Kaç saniye? 15.38 koştum. Hiç fena değil. Tekrar deneyelim. Daha iyisini yapabilirim. Biraz dinlen. Sonra tekrar deneriz. Bunu yapabilirim. Başla! Bu sefer kaç saniye? Daha iyi değil mi? Evet, aslında daha iyi. 14 saniyeye düşürebildin mi? Daha hızlıydım çünkü. 15-26 mı? Hadi bakalım. Bu Ali de kendine uygun bir hobi bulamadı gitti. Ali yorgunsun biliyorum ama çok çalışmamız gerek. Bakalım bu sefer ne çalışıyor? Bugün ne antrenmanın var? Oturma mı? Yorucu olsa gerek. 100 metre koşu çalıştık. Ali ilk gün için gayet başarılı bence. Sence?
Bir de ben bakayım istersen. Evet, hobi olsun diye koşan biri için bence de gayet başarılı. Sizin antrenmanınız yok mu? Zaman kaybetmeyin isterseniz. Ali'yi kızdırmayalım. Biz gidelim en iyisi Hasan. Oh, bu kadar yorucu olduğunu bilmiyordum. Oh, hep bir şeye takılıp düşecekmiş gibi hissediyor insan. Ay, oh. Ha? Ali, aslında böyle devam edersen... Hobi olarak koşabilirmişim ancak. Evet Ali, böyle devam edersen... Hobi olarak koşabilirsin ancak. Bir şeyin yok değil mi Zeynep? Sana bağırmasaydım çok kötü olabilirdi. Bana bir özür borcum vardı hatırlarsan. Ödemiş oldun. Bana teşekkür bile etmedi. Ben teşekkür etsin diye kurtarmadım onu ama yine de... Önemli değil Ali. Boş ver. Hatice haklı. Ayrıca sana göstermek istediğim önemli bir şey var. Birden çok uykum geldi. Ali. Ali. Şimdi uykunun sırası mı? Süreyi görmüyor musun? Aa, inanmıyorum. Bu harika. Dahisin sen Yusuf. Dahi. 14.53. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Benim kesinlikle koşucu olmam gerek. Emin misin? Biraz erken karar vermedin mi? Hayır. Planlı programlı çalışırsam çok daha hızlı koşabilirim. 14.53. Ali, bence biraz erken ve duygusal bir karar veriyorsun. Belki öyle, belki de değil. Bunu göreceğiz. Benim kesinlikle koşucu olmam gerek.